Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Rönesans dönemindeki bazı sanatçılar bilim gibi, sanat gibi... Kızım biraz daha az ı yaparsan daha güzel olacak. Tamam hocam. İşte sanat gibi, bilim gibi... Evet arkadaşlar, Lionel Messi'ye 11 yaşındayken büyüme hormonu eksikliği teşhisi konuldu. Aa, bilmiyorduk ya. Kimse inanmadı. Onun böyle futbolcu olabileceği kimse inanmadı. Ona böyle bana bile olamazsın sana dedi. Aa. Ama Messi ne yaptı? Messi'nin şu anda kaç tane Ballon d'Or'u var? 3 mü? Hayır ne 3'ü? 5 tane Ballon d'Or'u var şu anda. Ya. Evladım sen ne anlatıyorsun ya? Hocam Lionel Messi'yi anlatıyorum ya. İsterseniz bir de fakirliğin bağrında gel Ronaldinho'yu anlatayım. Merhaba. Hocam şimdi ben filmi anlatacağım. Film şeydi bu. Akıl oyunlarını herkes izlemiştir zaten hocam. Bu arada bayağı sarıyor film. Yani aşk oyunlarından falan daha iyi bu arada. Kesinlikle tavsiye ederim izlemediyseniz. İşte o akıl oyunlarında bir tane profesör var, tamam mı? O profesör de böyle bir tane sayısalcı, matematik hocası mıydı neydi öyle bir şey. Onun da bir tane kankası var. Hocam kankası aslında yok ama yani. Hani var ama gerçek hayatta yok. Bizim bu profesör şizofren azıcık böyle kafası gidik. Yani kendisi şizo değil yani işte. Yani kankası, kendisi şizo pardon. Hocam ben baştan başlayayım mı ya? Şimdi açlık oyunları falan dedik ya bayağı bir kafam karıştı. Merhaba arkadaşlar. Bugün size anlatacağım konu Malazgirt Savaşı. Bir 71 doğmuştur. Teşekkürler. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hocam ben size bugün çok güzel bir dizi anlatacağım. Dizimizin adı da Çukur. Arkadaşlarına anlat. Şimdi arkadaşlar, Çukur dediğimiz yer aslında bir tane mahalle. Mahallenin her köşesinde bizden birisi var. Ve sürekli tekerleklerin içinde yuvarlanıp operasyonlara gidiyorlar arkadaşlar. Hikayemizin nerede geçtiğine gelecek olursak, Fatih civarlarında geçiyor. Orada bulabilirsiniz. Bu arada Fatih'te değil, Balat'ta da neyse. Sana ne ya? Nasıl sana ne ya? Sana ne? Sana ne kardeşim? Sen böyle mi konuşuyorsun herkesle? Evet herkese, sen kimsin ya? Konuşamazsın, ben sınıf başkanıyım. Bana ne ya sınıf başkanıysan? Sanki dünyanın ağası. Bu kitap bize sevginin, saygının ne kadar önemli olduğunu ve insanlara yardım etmenin önemini anlatır. Herkese başarılar dilerim. Hocam. Hocam ne anlattı ya? Duymadık hocam. Hiçbir şey duymadık. Yeryüzü her geçen gün daha fazla ısınmakta ve binlerce canlı türü yok olmakla karşı karşıya. Siz yetkililer. Bu duruma daha fazla sessiz kalamazsınız. Evet, ağaç dikmek güzel. Ama doğayı yenilemenin, iyileştirmenin yerini hiçbir şey tutamaz. Bizler doğayı iyileştirmeye devam edeceğiz. Tebrik ederim kızım. Çok güzel konuşma hazırlamışsın. Teşekkürler hocam. Çok uğraştım. Hocam ben baktım ya bu konuşma ona ait değil, Greta'ya ait. Hani iklimci kız vardı ya. Hocam resmen aynısını çalmış, ezberlemiş ya. Ben de hatırlıyorum. Hayır hocam. Gördük ya. Hocam hayır. Hayır asla öyle bir şey yok. O benden çalmış. Hocam yüz değil mi? Hocam bugünkü konumuz... Aynen kanka ya çok iyi hazırlanmışsın. bugünkü konumuz... Kızım gülmeden hocam, anlat. Güldürüyorlar ama ya. Tamam. Bugünkü konumuz şey... ya geç otur kızım geç. Halime gel. Özetle bu kitapta yazar insanların ön yargılarının ne tür kötü sonuçlar doğurabileceğini anlatıyor. Arkadaşlarımızla ve sosyal yaşantımızla daha iyi, daha sağlıklı bir iletişim kurabilmek için ön yargılarımızdan sıyrılıp onları anlamaya ve onları dinlemeye çalışmalıyız. Bir sonraki konuşma sınavında sizlere yeteneklerimizi nasıl keşfedebileceğimizden bahsedeceğim.
Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Özellikle teknoloji bağımlılığının geldiği bu nokta gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Evladım ne bağırıyorsun ya? Hocam kusura bakmayın ya, annem de hep böyle söylüyor. Boru varmış gibi sesinde sürekli bağırıyorsun diyor ya. Kusura bakmayın, genetikten gelen bir şey. Önemli değil, tamam sınıfı anlat evladım. Anlatayım, nerede kalmıştık? İnşallah bu TikTok'u da kapatacağız. Gayet güzel. Aynen.